efendim parmesanla pizza yapıyoruz. Hamuru için 3 su bardağı un, yarım çay bardağı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı kuru maya. Evet, suyumuz var, tuzumuz var. Sosu içinse 1 büyük domates rendesi, 1 yemek kaşığı salça, kekik, karabiber. Üzeri içinse roka, en sevdiğim yeşillik, parmesan peyniri, çekirdeksiz zeytin, kırmızı biber ve hindi füme. Hindi fümeye de bayılırım bu arada. Ben şimdi ilk önce hamurunu yoğuruyoruz tabii ki, ama sen yine önceden bir hazır getirdin hamurunu değil mi? Evet, çünkü mayalanma süresi olduğu için. Evet, hazır getirdin ama anlatalım seyircilerine. Evet, nasıl yapıyoruz? 3 su bardağı unumu havuç şekli verdim. Hı hı. Ortasına yarım çay bardağı zeytinyağını koyduktan sonra ortasına da mayamı, toz mayamı. Hı hı. Koyuyorum. Etrafına da şöyle unun üstüne kabartma tozunu. Bir çimdik tuz. Tuz sadece. Evet. Hı-hı. Tuz yapıyoruz. Mayalı zaten. Üzerine de mayamın aktifleşmesi için ılık su. İstersen sen ben de. Ben yardım edeyim. Toplam sana. 200 milim olacak. 800'e kadar yavaş yavaş ekleyeceğiz. 800'e kadar ekleyeceğiz. Tamam. Evet, önce ben şöyle mayamı. Evet, sen başla. Böyle elimizi su hem yakmayacak hem de çok soğuk olmayacak. Hı hı. Yoksa çok sıcak olursa mayamız ölür. Mayamız ölür. İşte bu bilgileri de Ceyda'dan alıyoruz efendim. Elave edeyim mi, devam edeyim mi? Evet. Tamam, evet. Yavaş yavaş etrafına un ala ala yoğuruyorum. Evet, 200 milim kadar da suyumuzu koyuyoruz. Evet. Şöyle bir bakalım, şu an 900'e geldi. Bunu bir yedireyim. Nasıl bir kıvamı olacak hamurun? Hamurum hem çok kuru olmayacak hem de elime çok yapışmayacak. Hı. Ama bir tık da yapışacak. Bir tık da yapışacak. Çok kuru olmayacak, ele evet. Çok yapışmayacak. Onu anlarsınız, yapışacak ama hamurdan kurtulmak istediğimizde de kolayca kurtulabileceğiz. Tam olarak öyle. Öyle bir kıvam. Evet, evet. Süpersin. Evet. Normalde ben suyu hiç ölçmeden koyuyordum. Elim o ayarı biliyor ama. Ama seyircilerimize tabii bu ölçüyü vermekte fayda için, var. Evet. Senin gibi genç arkadaşlarımız, herkes bu kadar mutfağa girmiyor. Sen bunu artık ileride hani istatistik okuyordun değil mi? Bu arada efendim ikimiz de Mimar Sinan Üniversitesi'nden. Evet. Yani ben mezun oldum. Sene kaçta? 2008'de. Sen de herhalde 2019'da mı mezun olacaksın? Evet. 2020 mi 2019 mu? 2020. 2020'de 2020. Mezun olacaksın. Yani bayağı senin ablanım ben aslında şu anda. Bir 12 evet. Yaş büyüğüm senden yani. Ama ortak noktamız çok güzel. Evet, sen de aslında yemek konusunda da bu sağlıklı yemeklere olan bir ilgim var. Evet, bence o yüzden de yazdın sen bana. Çünkü yazın ben de hep ilk 10 dakikasında programımın biliyorsun sağlıklı yemekler yapıyordum. Evet, oradan da dikkatimi çekmişti. Programını çok beğenerek izliyorum. Ha, ne güzel, teşekkür ediyorum. Genç bu şekilde hamurumuzu yoğuruyoruz. Biraz hızlanayım ben. Evet. Şunu da şöyle yapalım. Tamam. Aslında oldu gibi yani 800 milimi bir tık daha. Evet. Aha. Hissediyorum bunu. Evet, evet. Biraz daha alabilirim. Birazcık daha dökersem evet 800 milim olacak sanki. Hamurdan korkmayın. Ona sevginizi katın. Hep öyle derler. Evet. Peki ne kadar sürede mayalanması gerekiyor onu da soralım. Ne kadar bekletelim yani hamuru? Yarım saat yetecektir. Yarım saat yetecek hamurun evet. Mayalanması için. O yüzden de efendim işte Ceyda bir gün önceden evden yapıp yayınımıza getirmiş hamuru. Bizim konuklarımız böyle bize yardımcı olmak için elinden geleni yapıyorlar sağ olsunlar. Evet. Hamurumuz hemen aşağıda ama size de örnek olsun diye gösteriyoruz. Bir sabah yaptım. Sabah yaptım. Sabah yaptım. Aa, sabah yaptım ve yayına geldin. Evet. Ne kadar güzel. Evet. Özverin için de teşekkür ediyoruz. Bunu böyle koyduğunuzda. O da bir mayalansın. Yarın yine gelsen bir yap bize pizza. Aynen güzel olur. Onu da bekletelim. O zaman hamurumuzu çıkarayım mı mayalanan hamurumuzu? Tabii çıkaralım. Ben buradan kağıt havluyu al. Yıka da evet efendim. Şimdi mayalanan hamurumuzu çıkartıyoruz. Bunu da yarın yapmak için kullanacağız. Güzel bir pizza özellikle genç arkadaşlarım, genç seyircilerimiz için böyle alternatifli bir menü hazırlamış oluyoruz. Böyle pizzamızı yiyeceğiz. Yanında soğan halkasıyla böyle aperatif. Sonunda da tabii günü neyle bitiririz? Tatlıyla bitiririz ve sufleyle evet. Bitireceğiz. Sufleye de bayılırım bu arada. Oo, evet. Süper o zaman. Çok severim. O zaman ben açıyorum. Aç bakalım. Bakın ne kadar güzel kabarmış. Evet, hamurumuz gayet güzel kabarmış. Aynen öyle. Buyurunuz efendim. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi hamurumuzu açacağız. Şuraya bir açma alanı yapalım. Ben yardım edeceğim sana. Şöyle. Tamam. Evet, kenara alalım malzemelerimizi. Ve hamurumuzu açalım. Bunu da oraya alalım. Ver güzelim. Sen hindi fümeyi istersen de orada bölebilirsin. Yok, sen yapacaksın. Sen geldin ya, her şeyi sen yapacaksın. Tamam, bugün. Bana yardım ya. Etmiyorum yani. Görelim bir maharetini. Tabii, nasıl bir bakalım. İstersen. Bunu bunun evet. İçine bekleyeceğiz zaten. Biber salçasını domatesin içine, domates rendesi zannediyorum bu.
Evet, domates, bir domates rendesine bir yemek kaşığı salça koydum. Kekik, tabii baharat herkesin kendine. Ben mesela pul biber eklerim onu acıyı sevdiğim için. Evet, tabii ekleyebiliriz istersen şu an. Tuz da eklemiyorum yani. Biraz. O salçanın bir tadına bakmak lazım tabii, ondan sonra belki tuzu eklemek lazım. Bu arada hamurdaki su oranı da una göre değişir. Unların kepek oranı farklı olduğu için. Un markasına göre bile değişir o. Tabii ki. Unun markasına göre. Evet. Şimdi un alayım birazcık. Tamam. Sana. Unu verelim sana şurada. Şu şekilde gösterelim. Hatta bu da lazım olacak zannediyorum. Evet. Şöyle birazcık un alıyorum ve serpiyorum. Yapışmaması için. Aynen öyle. Evet. Fırında bir pizza olacak bu, değil mi? Tabii, evet. Tavada da güzel oluyor. Hiç denedin mi tavada pizza? Tavada hiç denemedim. Ben bunu seviyorum diye sürekli bunu yapıyorum. Bunu yapıyorsun. Ama aklımda. Tavada da güzel oluyor. Evet, evet. Tavada pizza da kolay ve güzel oluyor. Evet. Şöyle birazcık hamurumu yoğuruyorum. Bu teknikleri de kurstan öğrendim tabii. Sen şu an tabii yeni bir kursa da başladın, değil mi? Aslında biraz bu hamuru yoğururken ve açarken o hikayeyi de dinleyelim. Hani üniversitede evet istatistik okuyorsun ama bir yemekle tabii ki bir yemeğe karşı bir sevdan var. Bu nasıl oldu, o hikayeyi de anlatırsan yoğururken. Evet, küçüklüğümden beri aslında mutfaktayım. Ne güzel. Doğum günlerinde falan mutlaka bir şey yaparım birinin. Kurabiyedir, kektir. Daha sonra sayısal olduğum için aşçılık okuyamadım aslında. Kursları araştırdım ama onlardan önce de tabii kendim tarifler geliştiriyordum. Sonra kuzenim bana dedi ki, kendisi Burak, buradan selam söylüyorum. Burak'ın katkısı var yani hayatında. Evet, evet Burak'cığım sana selam söylüyoruz buradan. Onun sayesinde Instagram açtım. O beni her gördüğünde şu tarifleri artık paylaş diyordu. Ondan ve Ceyda sonra... Adıkuk diye bir Instagram hesabı açtın. Oradan tariflerini paylaşmaya başladın. Evet, hiçbir eğitimim yoktu. Ve takipçi de topladın gerçekten de. Evet, insanlarla birlikte onlar benim tariflerimi deniyor, bana atıyor. Çok hoşuma gidiyor. Gitmez mi? Çok güzel bir duygu gerçekten. Ben deniyorum, deniyorum. Tamam diyorum, bu tarif oldu. Evde bayağı uğraşıyorsun, tadıyorsun. Evet, annemle birlikte mutfaktayız. Sonra bu kurs olayı mı devreye girdi? Kursa da araştırdım. Sonra ekşi mayayı da çok ben özeniyordum yani, yapmak istiyordum. Çok faydalı biliyorsun, probiyotik. O yüzden sen bizim Dilere, Dudu'nun fırınını iyi tanıyorsun. O da ekşi maya ekmekçi ya. Buradan evet. Dilere de selam olsun. Beraber onunla aynı kurstaydım ben. Onunla da çok güzel vakitler geçirdik işte, öğrendik. O ekmek de ilerledi. Evet. Ben de şu an pastacılık kursuna gidiyorum. Benim de mesela hakikaten bu işte, bu yemek işinde ilgimi çeken taraf daha çok işte pastacılık. Yani ben hamurla iletişimde olmayı seviyorum hakikaten. Aynen. Mutlu ediyor. Hep diyoruz ya, yemek yapmak iyileştirir diye. Beni de bu hamurla ilgili olan yemekler ve işte pastacılık, kek, börek, onlar hoşuma gidiyor. Şimdi bu mudur? Evet. Bir santim diyebiliriz. Bir santim. Bu böyle... Kıtır kıtırım, çok da kıtır da değil, hamur da değil. Bazı pizzacılar hamur yapar ya, onu hiç sevmiyorum ben o yüzden. Ama çok ince bir hamur da olmayacak tabii ki. Hani o bir seçenektir ya, ince hamur pizza mı istiyorsun restoranlarda. İnceye daha yakın. Lahmacun kadar da ince değil, bazı yerler öyle yapıyor. Evet, ben mesela onu seviyorum, incecik seviyorum. Evet, bu o kadar ince değil. Ben fırın tepsisini vereyim sana. Ona da birazcık yağlayacağım şimdi dibinde. Tamam, hemen şöyle kenara alabilirsin fırın tepsisini. Sana fırçayı da veriyorum. Dibinde tepsimizi de yağlıyoruz efendim. Tepsiyi yağlıyorum. Sonra hamurumuz koyacağız. Üzerine sosumuzu. Değil mi? Evet. Hatta ben bu sosu bir karıştırayım istiyorum. Şöyle kaşık yardımıyla. Değil mi? Bir iç içe geçsin. Bir tatlı kaşığı yağ döküp yayabilirsiniz. Ondan sonra. Bir tatlı kaşığı yağı tepsiye döküyoruz ve yayıyoruz. Takipçilerimden çok fazla... Bunu bir türlü tutturamayanlar falan oluyordu. Onlar için çok iyi olacak. Ha, pizzayı tutturamayanlar. Evet. Şu an böyle bayağı uygulamalı olarak evet görecekler. Bunu koyalım. Böyle alıyorum. Şöyle yapayım. Yardımcı olmama gerek var mı? Aldım, tamam. Evet. Bunun içinde kalanı düzeltiyoruz. Böyle tepsi şeklini aldırıyoruz aslında. Ben biraz, hep kare yapıyorum. Kare kolay yapıyorsun. Oluyor. Evet efendim, kolay pizza yapımı Ceyda'dan. Sosumuz da hazır. Sosumuza ne koyduk? Domates rendesinin içine bir yemek kaşığı. Domates salçası mı koydun? Biber salçası. Domates salçası. Domates ama fark koyduk. Etmez. Ben biber de olabilir. Ben tabii, severim biberin acılığını. Lezzetli olur. Lezzetli olur.
Bu arada evinizde domates sosu varsa şimdi annelerimiz çok yapıyor. Tabii şişeler yapıldı yazdan tabii ki. Tam zamanıydı, bitti artık hatta o yapılan domatesi de bulamıyoruz. Bitti zamanı. Aynen. Yaptınız yaptınız. Aynen öyle. Evet, sosumuz da hazır. Sosunu da şöyle ortaya dökün. Evet. Önce biraz ayırayım, belki fazla gelir. Şu şekilde. Evet. Sosumuzu da yayıyoruz. Sonra üzerine ne yapacağız? Peynirimizi koyacağız. Evet. Ama parmesan koymuyoruz galiba. Koyuyor muyuz parmesanda? Parmesan da koyuyoruz. Eski kaşar da olur, bulamazsanız. Normal kaşar da olur. Tamamen size kalmış. Mozzarella da olur tabii ki. Pizzanın peyniri mozzarella'dır aslında. Aynen. Burada parmesan da benim en sevdiğim peynirlerden bir tanesi ve çok zahmetli bir peynir. Belki biliyorsundur. 16 kilo sütten böyle 1 kilo parmesan peyniri çıkıyor. Ve hakikaten böyle İtalya'nın kuzeyindeki o Parma bölgesinden adını alır parmesan. Orada yetişir yani. Oldum. Evet, çok da güzel bir peynirdir. Evet, ne yapıyoruz? Şimdi peynirimizin hepsini koymuyoruz. Hı-hı. Sadece bu... Evet. Alt katmanımızın tabanı. Tabanı sağlam olsun. Tabanı sağlam olsun. Evet. Sonra hindi fümelerimizi keserek mi koyacağız? Evet, keselim onları. Nasıl istiyorsun? Ben tabii ki az önce şaka yaptım. Keseyim, ne yapayım? Nasıl bir şekilde istiyorsun? Çapraz güzel olur. Şöyle mi istiyorsun yani? Evet. Çapraz dediğim. Böyle bölmek mi istiyorsun? Bir de bir tane daha bence. Böyle mi? Evet. Bölelim. Üçgenler yapıyoruz aslında. Aynen. Sen yerleştirebilirsin. Şu an hindi fümedeyse sıra. Tamam, yerleştirelim. Şu şekilde. Hindi fümeyi ben kahvaltıda da çok seviyorum. Ben hindi fümeyi kendim sandviç yapıyorum evde. İşte kaşar peyniri koyuyorum. Hindi füme, köz biber. Kırmızı işte kapyanın, közlüyorum kapyayı. İçine böyle bir tane de marul koyuyorum. Bir tane derken bir yaprak marul tabii ki. Gayet de güzel oluyor. Hindi füme faydalı da. Uzmanlarımız da tavsiye eder hindi fümeyi. Salam alacağınıza hindi füme. Ben de öyle düşünüyorum. Ve şöyle. Daha lezzetli bence tabii. Evet. Herkes sevmeyebilir ama. Ben çok seviyorum. Yeterli mi? Koyalım ya. Koyalım, bol hepsini bol diyorsun. Koyalım. Malzemeden kaçmayalım. Hı-hı. Malzemesi bol pizza efendim. Evet. Biraz da hızlanmak istiyorum. Bunun bir dilimi orta boy bir pizzaya bedel diyebilirim. He, o kadar diyorsun, dolu doyurucu. Dolu. Şimdi zeytinlerimizi veriyorum. Zeytinimi atıyorum. Evet. Rokayı çıkınca. Aynen öyle. Evet. Şöyle biberleri de ben koyayım istersen. Tabii, nasıl istersen. Şöyle bir dağıtayım biberleri de. Bunlar kenar da yapabilirler. Ben şu an yapmadım. Heh, kenar yapmak istediklerinde. Şu şekilde bunu böyle böyle çekip çekip şey, sosu koymadan önce içine ister bir şey koyun, ister koymadan da şöyle katlayabilirsiniz. İsterseniz içine böyle güzel bir peynir koyabilirsiniz mesela. Oo, değil mi? Olur. Çok güzel olur. Şu şekilde bakın, oldu. Belki sarımsaklı da bir şeyler yapabilirler sanki. Sarımsak kenar. Sarımsak kenar güzel de olur. Evet, yaptım ben şu an. Ha, kenarda yaptın. Peki tamam. Biberler yeterli bence. Bence sen de. Ne diyorsun? Evet. Şimdi fırına gidiyor. Şimdi fırına gitmeden önce malzemenin birbirine bütünleşmesi açısından şöyle bir basmanız gerekiyor. İç içe geçsin malzemeler. Evet, lezzetler karışsın. Evet. Şu şekilde yaptıktan sonra pizzamız hazır. Hazır. Bir daha bir peynire gerek yok mu? Yok, fırında tam orta süresindeyken, şimdi 180 dereceye 30 dakikada falan pişecek. Hı-hı. 25. dakikada peyniri koyup biraz daha fırında duracak, öyle alacağız. Öyle alacağız. Ha, bir daha bir peynir ekleyeceğiz efendim. Evet. O zaman ne yapıyorum? Ben fırına doğru götürüyorum. Senin hiç gelmene, zahmet etmene yıkayım. Gerek yok. 180 derecede, evet, 30 dakika kadar pişecek ama 25. dakikada kalan peynirleri de koyacağız. Evet, pizzamızı fırına verdik efendim. Şimdi bir yarım saat dediğim gibi pişecek ama evet. 25. dakikada kalan peynirleri koyacağız pizza. Bol malzemeli, malzemeden kaçmıyoruz yani. Aynen.